Evet, Şiddetli Geçimsizliğin yeni bir bölümünden herkese merhaba Ece, sana da merhaba. Merhabalar Watch, 56 Chevrolet kaptan şoförlüğümü yaptım, kara gümrük aracıma hoş geldin. Ne oluyor şu anda, ne yaşanıyor? Ben bu şarkıyı biliyorum, tamam mı? Böyle bir şarkı var. Ama bu şarkıda o kadar fazla suç unsurları içeren ve o kadar aptallık içeren bir şarkı ki. Ne bu, hangi şarkıdan bahsediyorsun ya bir anda? Seda Sayan'ın partnerliğini yapan adamın şarkısı. Kara Gümrük Yemeği. Ha, Uğur neydi? Uğur Aslan. Uğur Aslan. Tamam mı? Ondan sonra bunun böyle bir şarkısı var bu aç. Ve hayatımda duyduğum en saçma şarkı. Kara Gümrük yanıyor mu? Evet bu aç. Ondan sonra böyle bir stalking, böyle bir şey, onun ilk başladığı zaman bu burada başlamış yani. Ne demek sen, ben taksiye bineceğim. Taksi şoförü benim taksiye indiğim yeri mıh gibi aklına kazıyacak. Bu aç, öyle bir dünya yok ya. Mıh gibi mi diyor şarkıda? Hayda. Ne bu aç? Delikanlıya yakışmaz. Bak. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etme. Şarkı yazmışsın. Yalnız indiği yeri, bak. Yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklına. Şimdi bu delikanlıla yakışır mı bu artık? Ne biliyorsun, belki hiç kadının çocuğu var, belki evladı var. Ne demek mıh gibi sokağa aklına kazımak bu aç? Şiddetli Geçimsizliğe hoş geldiniz. Yut yani gayet aklında tutabilir. Sonradan gidiyor bakıyor zaten klipte. Yok kardeş, neyse çekiyorsa. Tamam, her neyse. Zaten hayır, en son bak. Aslı'nın gerizekalı olduğu da ortaya çıkıyor şarkının sonunda. Kara gümrü Watch evdeki yemeğin altını kapatmadığı için yakmış. Öyle mi? Evet. Gerçekten meğer mi? Meğer bizim Aslı yemeğin altını kapatmayı unutmuş. Öyle bir kısım var şarkıda. O yüzden bu adam mopus yatıyor falan böyle. Hayır. Anlamsız. Kara gümrük sistemlerinden bahsedeceğiz şimdi. Kara gümrük sistemleri Uğur Derin Dondurucu. Evet. Hadi bakalım. Watch. Efendim. Benim bu bölümde diyeceğim çok şey vardı da. Bir baktım lafa laf mı? Bir de baktım diyeceklerime insan mı diye. Lafım laftı ama lafımı söyleyeceğim insanlar insan değildi. İnsan müsveddesi bile değillerdi. O yüzden söylemiyorum Watch. Bir baktım lafıma insan mı diye adlı şiir kitabına. Evet. Buradan çok bak çok geniş bir diss attım. Kimse yani üstüne alınması gereken bile üstüne alınmadı yani alınamaz. Hiçbir şey anlaşılmadı çünkü. Evet yani izin vermiyorsun çünkü, yoksa ben direkt net isim soyadla diss atarım. Yok ya, biliyorsun olacak? Bir internet sitesi var. Düşmansevindiren.com. Nasıl öyle olmadı benim gözümde. Tamam mı? Baş, bunu çektiğimiz gün itibariyle çok kötü bir duyum aldım. Ne oldu? Khloe Kardashian baby daddy'si Tristan Thompson tarafından aldatılmış. Aldatılma görüntüleri var. Bu da benim çok son zamanlardaki favorim Seren Serengil'den sonra Selim Karacaannem. Orada da sürekli aldatılma şeyle. Efendim var. Bir diyeceğim varsa gel yüzüme. Ben nasıl bir ortama girdim ya şu anda? Khloe Kardashian, Seren Serengil ve Selim Karacaannem'le bir konuda aynı cümlede Becek bulunmak istemiyorum yani. İşte sen... Onu 4 sene önce bu aç o şeye yapacaktım. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Gelen bu durum beni inanılmaz üzdü. Tristan Thompson'ın aldattığı nasıl ortaya çıkmış? Görüntüler ortaya çıkmış bu aç. İki tane kadın öpüşüyorlar, elleşiyorlar. Evet. Belki eski görüntüdür. Yok kardeş, onun tarihi var. Khloe Kardashian 3 aylık hamileyken şey yapmış. Bu aç şimdi bu olayla Taksana. Beraber özellikle de bu kadar çok Selin Karacaannem izleyince, Selin Karacaannem de sürekli şey diyor çünkü. İlişkilerde işte adam aldattıysa efendime söyleyeyim evlilik terapistine gidin. Neden aldatmış? Kardeşim bak, buradan beni izleyen kızlara, kadınlara, işte erkeklere sesleniyorum. Once a cheater, watch always a cheater. How you get him, how you lose him. Bu kadar basit. Bir kere aldat, affederim. Geçen o işleri baş. Bir aldatan bir daha aldatır. Bu kadar basit. Nokta. Nokta kardeşim. Nokta. Bak çok sinirleniyorum böyle şeylere. Evet. Gerçekten güzel bir monolog Ece. Öncelikle tebrik ediyorum. Baş, ben çok sinirleniyorum. Tamam, çok aldatan, haklısın. Okay. Aldatan insan kadar gerizekalı, iğrenç bir insan tipi de ben hayatımda görmedim yani. Allah da göstermesin baş. Bir kere aldatan bir daha aldatır arkadaşlar. Bu kadar basit. Aldatanla olunmaz. Peki Ece, bir şey sormak istiyorum. Bir insan neden aldatır sence? Senin psikolojik engin bilgilerine ve
Selin Karacaannem izleyişine güvenerek soruyorum. What? Git git şimdi... gelme gelme gelme. Niye ki? Ne diyorsun geri sen git ya? Okçu var. Allah! Ha. Watch. Şimdi Selin Karacaannem yanlış düşünüyor o konuda bir kere. Onu sana söyleyeyim. O yüzden onun şeyle aklıyla yola çıkılmaz. Ben o konuda kesinlikle... Selin Karacaannem çok korkunç bir insan bence zaten. Evet. Zaten Karacaannem değil bu aç. Karacaannem. Ya o onların böyle programında böyle şey anı oluyor ya, hani belli bir süre geçiyor. Biri bir soru soruyor. Ondan sonra onun böyle bir ah ah falan gibi böyle bir surat ifadesi oluyor. Sen de anlatanı dinliyorsun. Hani onaylamadığın şeyler oluyor. Kadınla aynı fikirdeyim zannediyorsun. Sonra kadın bir konuşmaya başlıyor. Saçmalıyor bayağı. Aldatıyorsa neden aldatıyor? Onu öğrenmek lazım falan filan, senin dediğin gibi. Diyor ki, Barış diyor ki, kocanızı sürekli evde güzel pijamalarla karşılayacaksınız. Güzel adam her sevişmek istediğinde şey yapacaksınız. Yapacaksınız yani. Başarısız falan demeyeceksiniz. Yoksa adam gider. Ya giderse Allah Allah gitsin ya. Öyle şey mi olur? Barış bak ben çok sinirleniyorum ha böyle şeyleri. Evet, Selin Karacaannem'i niye izliyorsun peki, oturup bana da izletiyorsun? Bak, Selin Karacaannem'i izlemiyorum. Şöyle Selin Karacaannem'e gelen hikayeleri izliyorum. Çünkü yani bak ha, düşün Fox TV'de sanırım yayınlanıyor. Yani orada yayınlanıyor mu? Ben burada söyleyemem yani. Anladın mı? Öyle öyle hikayeler. İşte kocam şu şeyi istedi yok, falan yok, filan. Evet. Yok yapmadım. Ondan sonra da o anda tabii evet. Bunu birazcık duyuyoruz. Ondan sonra... Geri kalan 5 dakika sessiz. Reji sansür koyuyor. Böyle sadece şaşkın bir şey görüyoruz. Seyirci görüyoruz. Evet. Ondan sonra şey sansür kalkıyor. Selin Karacaannem. Hayır bunlar güzel fanteziler değil falan diye devam ediyor. Yok yani yok orada. Çok gerçekten korkunçmuş. Ya o yüzden ben kesinlikle karşıyım bu aç. Böyle aldatmanın sebebi de tamamen şerefsizlik, itlik, köpeklik. Ben inanılmaz harikayım. Ezikliği falan filandır büyük ihtimalle kardeşim. Bu kadar basit. Başka birine gözün kayıyorsa aç. O ilişkiden ayrılacaksın. İnsanlar bize macera istiyoruz dediler. Şimdi o maceranın zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. Neredesin sen? Konya'ya gidiyoruz. Aa Boğaç, Eskişehir'e gitmişsiniz. Evet, çok güzeldi. Evet, nasıldı? Bir anlat bakalım. Ben Eskişehir şeyinizi bir izleyeyim dedim Boğaç. Tamamını bulayım falan dedim. Bir tane video buldum YouTube'da. Evet. Sizi göreceğim diye omlet yapılışı izledim kardeşim. Evet. Siz manyak mısınız ya? Ama ben, güzel bana yapmış. Ne çok hayır, pofuduk. Hayır, sana kızmıyorum. Omleti yapana kızdım da güzel yapmış. Pofuduk pofuduk yani. Hadi ben bakalım. Yumurta hiç sevmem Boğaç. Nefret ederim. Ben de çok severim. Çok güzel. Sen aşırı seviyorsun yumurta ya. Evet. Anlamsız seviyorsun. Güzel yani. Bir besin bence. Ece. Ne? Geçen bizim bomboşlardan bir tanesinde ben çok yine mizaha yön verdiğim gibi bir de toplumun da bir tespitini yaptım, bir tespiti de açıkladım ve dedim ki sadece nasıl kahve bir cümle makinesi ya? Evet, çok cümle olmadı, oraya geçelim. Türkçe'ye yön veremiyorum senin yanında kala kala. Dedim ki sadece kahve makinesi olanlar. Sen niye şimdi bana diss attın durduk yere ya? Allah bunun Allah. Bunun bir kere seni sorgulayabilme gibi bir şansın yok. Sen durduk yere niye ki? Ben, hayatı ben durduk, diss atan bir insansın. Ben Boğaç durduk yere hiçbir insana diss atmıyorum. Sen neredesin? Dikkatli davran. Bir mağaraya girdim ben. Sakın öyle karanlık yerlere gitme. Tamam mı? Bak şimdi ben... Azkaban tutsandı. Bak Harry Potter diye bu bir şey olmazdı. Tutsa? Harry Potter senin şeyin yeğenin olsaydı. Karanlıklara gitme dediğim için mi? Evet. Olaylara karışma diyor Harry Potter'a. Harry Potter diye bir şey olmazdı. Harry Potter senin yeğenin olsaydı ne ya? Ya şunu, şu kahve bir olayını bir açıklığa kavuşturabilir miyim ya, izin verirsen? Tabii ki var. Ben diyorum ki sadece kahve makinesi olanlar Kolombiya. Güne. Evet, anlat bakalım. Bak ben de o kelime, o kelime neden sarf edildi? Neden Kolombiya'da, güzel bir Kolombiya... ülkeyi andık? Hayır. Neden güzel bir aç? Yani ayıp olmasın diye. Bu aç çünkü Kolombiya kahvesi yok mu? Ha, o yüzden yani tamamen. Evet, bir anda aklıma ben de Tourette yani, böyle şey falan mı var Google Search
Engin misin Ece? Ne yapıyorsun ya? Niye açılan bir konuyla ilgili aklına gelen bir kelimeyi tekrarlamak ihtiyacı hissediyorsun? Tekrarlamak da değil, söyleme ihtiyacı hissediyorsun. Ya of, beni de Söylemek bozdun. mi Ben de demek konuşamıyorum istediniz? artık ya. İki tane konuşamayan var seride şu anda. Ben konuşabiliyorum. Bak sen onu anlamadın ya. Diyorum ki ben, insanlar Diyorum ki. kahve makinesi. Tükürüyor musun yoksa? Hayır, bir tutuyorum. Bir tutuyorsun. Evet. Bir tutuyor benim, kusura Hayır, bakma. YouTuber'ların düşüşü tepki. Hadi. Yo, Duygu Özaslan 542 Enes Batur dedi ki Orkun Işıtmak. Ona sığındı Berkcan Güven. Bu da Sadece benim isim mi sayıyor? Başka bir şey denetmiyorsun çünkü bana. Ya kahve makinesi alanlar güne kahve içmeden başlayamıyorlar. Çünkü oraya bir yatırım yapmışlar ve o parayı çıkaracaklar, anladın mı? Benim buna ihtiyacım var tribine giriyorlar diye düşünüyorum ben. Sence bu mantıksız bir şey mi? Ben hem tepki Ben çektim hem hayatımda haklı bulundum bu tespitimle. yok, haklı bulanlar kafayı yemiş kardeş. Bu Ya benim hayatımda duyduğum en gerizekalıca peki şey. şöyle bir şey, sen de güne kahve iç. Kahve makinesi dediğin insan alet yani 50 liraya da olanı var. 1.000 TL olanı da var. Hani öyle şey aşırı zor bulunan bir alet değil yani. Kimse öyle bir şey söylemedi zaten. Öyle bir Ben şey söylüyorsun hani bunu hayır. madem aldık hadi bakalım kahvesiz baş öyle bir Hayır. alet değil yani 50 Hayır. liralık diye. Tamam, Bu arada fark 50 etmez. liraya diss atmıyorum arkadaşlar. Şerefsizlik yapmayın ha, onu da yaparlar bunlar. Hayır, bir tek senin hakkın öyle çalışıyor. O yüzden kendi düzeltip duruyorsun zaten. Şunu söylemek istiyorum. Tamam, diss mi attın şu an? Yeter ya. Şu Ece benim anlatmayı. Allah! Allah ne oluyor? Oy. Ha. Efendim. Ben bir anda baritona girdim. Ben çok özür Allah şeklinde mi? Ya bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Bu nedir ya? Burada durulur mu ya? Git Nedir ulan. ya? Git. Köşede Blair Witch Project gibi duran creeper var ya. Allah Allah, duvara bakıyor böyle. Bir döndüm. Gereksiz. Neyse Ben ya, kahve olayını ben feragat ediyorum bu konudan ya. Yeter, vallahi sıkıldım. çünkü aptal düşüncelerini Ya hayır, bak çok mantıklı bir şey söylüyorum. Tutup da sabah kalkıp böyle o şeyi yap. O hani tam da böyle açıklayamıyorum yani. Onu böyle bir hobi, bir geeklik olarak görüyorum ben. Anladın ya mı? birazdan böyle kuzu eti mi diye soracaksın anladın mı? Öyle bir Allah! Vedat gibi. Allah Allah Allah! Allah. Allah! Benim Allah! Ece çok kötü. yeğenim doğdu. O da böyle sesler Uf. çıkıyor ağlamadan önce. Git, git Creeper git. Aa, Üf. beni bile etkiledi. Üf. Aç bu hayvan. Üf. Bak Var üzerimde ya. yaklaşık 45 tane et var. Niye? Kaç canım sıkıntısını hayvan öldürmüşüm. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Önce üzerimde yaklaşık 45 et var diye bir sevgili istemiyorum. Ben nasıl düştüm Bayağı buraya ya? evet Nereden düştüm? oldular. Aha. Buradan düşmüşüm demek ki. Ne Salak. oldu? Ben nasıl düştüm buraya diyordum. Cüp diye düştün. Kalk. Düşmedim, kendim atladım. Tamam işte. Aramızdaki fark. Hadi gel böyle gidelim. Bak Bir buralara dakika. keşfedilmemiş yeni Burada zindanım. iron'lar var Ece, iron'lar. Bu iron'ları almadan nereye gidiyorsun? Buraya. Gel gel. Gel, orası yeni şey var orada. Ne varmış? Daha torçum bitti. Bana torç versene. Torch. Şey var orada, Torç. dikkat et. Ya bu aç. Efendim. Şimdi şöyle bir şey var. Daha Yok değil mi, yeni. aklında hiçbir konu yok. Hayır var da Bir cümleyi cümle kuramıyorum. toparlamaya. Allah! Ya bu Allah ne ödül oluyor koptu ya? be. Sen niye Allah Allah. şöyle şeyler yapıp durma. Niye bu bölümde sürekli böyle anlamsız Çünkü tepkiler veriyorsun ya? Allah anlamsız Allah. tepkiler vermiyorum. Oyun oynuyoruz ya. Burada iki tane okçu benim hayatıma kast ediyor şu anda. Ve okumuz Maç. yok. Evet. Ne oluyor ya? Vallahi yoruldum. Watch, burada bir kamu spotu girmek istiyorum. Buyurun. Şu anda demin de sırtıma Bengay'ın daha varoş olmayan versiyonunu sürdüm. Omuzlarıma. Biliyorsun Bengay niye ben de varoş olsun ya? Bütün sporcular kullanıyor. işte o varoş olmayan versiyonunu kullanıyorlar.
Sürmemin sebebi de biliyorsun birkaç aydır ara vermeme rağmen ben anormal derecede aşırı fazla bildiğin şey olimpiyatlara hazırlanır gibi yüzüyorum senelerdir. Allah benim belamı versin var. Normalde Estağfurullah. yüzmeden Denme önce öyle ya. Öyle denmez salak. Allah benim belamı vermesin var. Evet öyle demiş. Normalde yüzmeden ya da herhangi bir sporu yapmadan önce sonra ısınılır boğaç ve esnenir. Ben de yapıyorum bunu yüzerken ama ben 2 saat yüzüyorum normalde boğaç. Her sabah saat manyak gibi 5'te 6'da kalkıp havuzu ben açıyorum. Efendime söyleyeyim biraz az ısındığım için birkaç senedir bu 2 senedir falan Birkaç senede az kronik. ısınıyorsun. Hayır. Yüzmeye başladım senelerdir hiç şey yapmıyorum öyle. Normalde 1 saat falan ısınır yüzücüler. Öyle insanlar da var, o tipler de var. Benim hiç öyle bir dünyam yok. 5 dakika ısınıp 5 dakika esniyoruz. Evet. O yüzden de Allah kahretmesin Boğaç. 2 senedir, 3 senedir kronik sırt ağrım var. Geçmiyor Maalesef. kardeşim. Burada altına bir önersinler. Fizik tedavi, müzik tedavi bir şey. Bunun doktoruna da gittim. Bana doktor ne dedi Boğaç, söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Röntgen çekti. Bana dedi adamın yüzmek iyi gelir sırttasına. Sen bir de gereksiz ciddiye alıyorsun ama öyle bir olay var yani. Bu kadar ciddiye alınacak bir şey değil öyle yüzmek. Boğaç. Ya Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İşte, alo, Boğaç. yüzmeyi genel olarak ciddiye alma demedim Ece. Sakin ol. Allah Boğaç. Allah ne duyar bir Boğaç, insansın ya. Boğaç, Boğaç. Duyar, bu Of benim tek pasif agresif oldum. hayatımdaki tek başarım falan sayılır. Diyor, kim hangi, Estağfurullah. bu kadar seneler Sen ne boyunca kim... yapıyorsun burada? Dünyanın en riskli yerinde elinde baltayla dışarı bakıyor ya. Sana sesleniyorum. Ne demek yüzmeyi ciddiye alıyorsun? Sen ne diyorsun Boğaç? Ya bir kere ben öyle bir şey demedim. Yüzmeyi ciddiye Bu alıyorsun falan şeklinde bir şey demedim. Boğaç tam olarak onu dedin Şunu ya. demek istiyorum. Gidip Bodrum'a, Bodrum'da tatil yapıyoruz. Böyle normal yüzüyor herkes falan. Teyzeler falan, amcalar falan var. Gidip kelebek yüzüyorsun yanlarında böyle falan diye böyle yanımızdan bir şey geçiyor. Bütün herkes dönüyor bakıyor ne oluyor diye. İşte Ne onu yapıyorsun yani her çünkü teyzelerin yanında? havuzda yapmaya şey utanıyorum onu Boğaç. Denizde yapmaya utan bence. Havuzda bir sıkıntı yok. Hayır, havuzda dalga oluyor Boğaç. Denizde olunca da gidiyor yani dalga. Havuzda dalga oluyor, denizde olmuyor mu? Ne? Hayır, gidiyor dalga. Sen hadi okçunla savaş. Savaşıyorum zaten. Senin herhangi bir yardımın olacak mı bu sistemlere? Hayır. Peki tamamdır. Ama hakikaten senin öyle gereksiz bir özelliğin var ya. Ne yapıyorsun yani? Bu kadar abartılacak bir şey yok. Biri bir şey atmış. Boğaç bir tane sanırım kardeşi ya da işte bir yeğenim biri ya bir şey. Çocuğu olmadığını tahmin ediyorum. Şey. Çocuğa yazık. Instagram slash ne yapıyoruz biz ki falan dedirtmiş. Çok hoşuma gitti Boğaç. Aa, çok tatlıymış. Evet, gurur duydum. Bir o kadar da utandım Boğaç. Niye utanıyorsun? Utanılacak bir şey yok bunda. Türk gençliğine böyle abuk sabuk şeyler aşıladığım için ama Ece gitme düşeceksin. Ne ben yapıyorsun kendi? neredeyim ki? Burası çok Gitme. karanlık Gitme, ya. gitme. Bir ışık Sakın. mışık bir şey Kal açın. orada, kal orada. Çok Tamam tehlikeli baş. orası. Aşkın rengi mi sınıfı? Hayır, su seni gidip en aşağı kadar düşürtür. Gitme kal diyemedim. Düşürsün. Aa evet ben gidiyorum suyla. Hayır. Bu aç ben gidiyorum. Ece dikkat et. Ece. Hayır gitme. Bir adam ses var. Gitme. Su bitti zaten şu anda. Sakin ol. Evet, hiç çok Gitme heyecanlanmıştım beni bir gitme. yere taşır diye ama. Ben sana Allah bu olayı yapmıştım. kripar Ya Allah Ece Allah öleceksin. Git oradan. Git Allah. Beni oradan. koruman lazım. Gitti mi? Ne oldu Creeper? Geliyor Yok mu? bilmiyorum şu anda neler olduğunu ama şu anda ben Geriye doğru gelmek ister misin? yok Iron çünkü topluyorum orada şu anda. adam vardı çünkü Tamam, ya yanına Boğaç ne gitme. kadar? Ben o zaman şu suya biraz daha atlıyorum. Allah bir şey beni vurdu. Atlama. Bak öleceksin Ece. Kaç. Evet, gerçekten de öleceğim yani sanırım. Kaç. Buralarda mağaranın içinde okçu olur mu Boğaç? Neredesin sen ya? Aa, bayağı Çok gitmişsin ya. Kendi kendine. Ne bir yapıyorsun? tane adam Arkandan zombisi geliyor. peşimde. Okçu var altında. Dikkat et Ece. Ben seni koruyamam orada. Çekil O oradan. zaman koru. Nasıl çekileyim? Okçu yok. Bir anda Sen Creeper beni. gelir patlar. Gelir Burada patlar. bir tane adam geldi Boğaç. Mor adam. Gerizekalı. Ben Koşarak ölüyorum. kaçıyor orada. Şu yemeğini şey yap. Aa. Aa. Cadı var. Neymiş? Öleceğim. Evet işte o adam o mor adam.
Ölme boş. Yardımcı olmak ister misin bana? Öleceğim. Vallahi öleceğim. Ölüyorum şu an. Ben çiğ biftek yemek durumundayım. Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Of, çiğ biftek yeme, zehirleneceksin. Ama canım dolmuyor. Pişmiş yok ki. Of, ölüyordum az da. Ah, ne işi var canının burada ya? Boğaç. Efendim. Demin bu Blair Witch gibi duruyor dedin ya. Yes. Orada sabahları ben diyebilir miyiz ona? Ben diyebiliriz bence. Hayır. Sen ne yapıyorsun ki? Nereye bakıyorsun, bakarak duruyorsun? Ben bir anda uyanıp böyle... Ya sen evet ya, senin uyanışın çok saçma. Sen resmen uyumak ayıp bir şeymiş gibi uyanıyorsun böyle. Falan, ne oldu falan, hani devamlı sınava geç kalmış gibi uyanıyorsun ya. Çok manasız şey, neydi? Yani. Hamit kalk ÖSS kaçırın. Neydi çocuğun adı? Hamit değildi. Nazif'ti galiba. Nazif kalk ÖSS kaçırın. Çok tatlı ya. Hayır, ondan bahsetmiyorum ama ben. Normalde uyanıp uyuyan insanların başında oturuyorum ya ben. Ya evet ya. Ay, yazık, abini acayip korkutmuştun ya. Şeyde kalıyoruz, Hollanda'da. Şimdi şey, duydum Ece'nin kalkıp içeri gittiğini. Böyle yarım uykudayım yani. Duydum dedin mi? Bak, senin yanından kalktım zaten. Ya tamam işte, hissettim yani. Hissettim, yanımdan kalktın, gittin içeri. Ben de uyumaya devam ediyorum bir yandan. Gözlerim kapalı falan. Böyle bir 15 dakika falan geçti, geçmedi. Hani en fazla 15 dakika falan geçmişti. Sonra içeriden falan diye bir ses geldi. Ve bu olayın kesinlikle Ece ile alakalı olduğunu %100 adım gibi emindim yani. Hani ne oldu diye. Ne olduğunu anlatmak ister misin o sırada? Hiçbir şey olmadı. Ben uyandım bu aç, tamam mı? Susadım, gittim şeye. Su içiyorum. Abim de o gün normal salondaki koltukta uyuyakalmış. Öyle ben de kendi kendime geleyim falan diye oturdum oradaki koltuğa. Yanına öyle. Duruyorum böyle. Bakıyorum. İşte şey de yapmıyorum zaten yani. Ama zaten orası kritik bir yerece. Duruyorum böyle. Hayır, duruyorum, bu gerizekalı beni sabah bir alarmı çaldı. Alarmı kapatmak için bir doğru oldu. Ben de beni gördü sandım falan. Ama sonra bu arada yani şunu hatırlatmamız lazım. Yattığı kanepenin, kanepede oturuyorsun yani. Hani uzakta, salonda başka bir yerde değil. Evet, L şeklinin öbür tarafında oturuyorsun. Hemen dibinde. Ne, başka kanepe yok bu aç, ne yapayım? Hayır ya, salonda karşı taraftaki kanepede oturmuyorsun yani. Hani normal adamın insanların alarmı, yapacağı gibi. Alarmı çaldı. Kapatmak için doğruldu. Ben de beni gördü sandım. Normal devam ediyorum. Alarm neye devam ediyorsun? Sorun o zaten. Devam ettiğin şey ne? Hayır yani. Ondan sonra alarm tekrar çalıp tekrar kalkıp beni görünce vurdu bana. Çalık atıp vurdu. Kendini Ece, geriye attı bana vurup. O kadar ben haklı dedim, ki. Sen manyak mısın, ne yapıyorsun? O kadar haklı ki. Vallahi yani bir insan bu kadar haklı olabilir bir konuda ya. Daha haklı bir hikaye olamaz yani. Ne yapıyorsun sen orada gece sabah 4'te? Ne sabah 4'te? Oturmuş bakıyorsun. Sabah 7 falandı bir kere. Şimdi yalan yanlış şey yapma. Tamam, sabah yani kalktım, ne işin herkes var sabah 7'de ya? Adamın uyuduğu kanepede ne yapıyorsun? Sıkıldım odada. Ona bakıyor böyle. Kanepede. Ona bakmıyorum. Karşıma bakıyordum. Sıkıldım. Karşında televizyon ne var? Açamıyorum. Tamam, ne var be? Orada durmanı gerektirecek hiçbir şey yok yani. Neyse. Saçma sapan. Tamam, yukarı çıkalım o zaman Ece. Gel. Bugünkü maceramız yeterince güzel bir maceraydı bence. Bence yukarı çıkmayalım Boğaç. Yukarı çıkalım bence. Gel. Bence şey yapalım Boğaç. Burada kalalım ve yukarı çıkmayalım. Yok, gel. Ama bu mağarayı bitirmedik ki. Tamam, bitirmedik ama şu elimizdekileri bir bırakalım. Tuğullarımızı yenileyelim, ayrınlarımızı kızartalım. Sonra bir daha yiyelim. Ya Boğaç, ayrın kızartmak diye kaç kere diyeceğim. Pişirelim. Öyle bir şey yok ya. Pişirelim. Allah Allah. Aa, neredendi ya? Buradan değilmiş. Nereden Ece? Şuradan mı? Ha, buradan galiba. İşte. Tamam dur. Şurayı işaretlemem lazım. Eyvahlar olsun. Ne oldu? Hasta mı oluyorsun bu, sen? Hayır. Bahar geldikçe bende Haziran alerjisi var. Yavaştan o da geliyor. Aman Ece. Dikkat et. Kayboldum ben ya. Ne oldu? Hemen chest'i açıyorsun değil mi? Böyle işe yarar bir şey var mı diye. Hayırdır, evet, koymak için. Evet, senin neyin eksik? Ayakkabın mı eksik? Tüfe bak ya. Koymak için yardımcı olayım diye açtım ben. Ya sen nasıl şirin bir şeysin. Çok şirindim. Estağfurullah. Benim de yok şu ayakkabım, ben de yapayım. Bende bir sürü iron ingot var. Ne ki bunlar?
Koy onları ayrın işte o. Ececim. Sakın ha. Ay yanlışlıkla ayakkabı yapmışım. Ayakkabın var mıydı senin? Ya tüh ya. Var mıymış? Var ayakkabımız. Neyse Var. yedek olsun hadi. Pantolum yap Bart. Pantul yerine evet pantul yapacağım. Ayakkabı yapmışım. Etek yapabilir misin? Hayır Ece yok öyle bir şey tabii ki. Salak ya. Allah Allah Cengiz Abacı'nın dükkanına mı girdim? Al şu pantolonu. Öyle bir insan yok Chest'e koydum. zaten. Cengiz kimdi? Abacıoğlu. Yok. Ne Belki de vardır. lan Bilmem. Abazı falan diye bir Fransız bir şey yok yani öyle bir adam. Ayrı ingotların hepsini chest'e koy bakayım sen kaybedersin onları şimdi. Ya lafa bak ya. Koydum ingotlarını. 41 tane ingot koyduk Oho işte. çok sağlam ayrın topladık Ece. Ya çok kötü gene şey ya. Şuraya da biraz pişirsin. Tıp öğrencisi gibi oldun ya. Bu armorla. Okey, Bart, sevgili Hı. Çağlar Çoruhlu'yla çektiğimiz yeni film projemiz bu arada 2 hafta sonra Ne? vizyonda olacak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmadığı için diyecek bir şeyim de yok benim Bart. Çağlar Çoruhlu diye yeni bir Neydi ki? insan yarattığın için de buradan sevgiler. Çağlar Çoruhlu'dan özür dilemen lazım. Öyle biri var şu anda ve film çektiğimizi zannetti. Oyuncu falan da değil. Hani de ayrıyeten Çağlar Çorumlu'dan da özür dilemen lazım. O da Hayır, bir dakika oyuncu ya, olan. bunun oyuncu olanı kimdi? Çağlar Çorumlu. Peki Çoruh diye bir şehir var mı? Şevket İlçe? Çoruh var. O da Ha, bambaşka bir evet, insan. tamam. Çağlar Evet, Çoruhlu diye biri yok ama. niye yok o zaman? Ben de bunu bu sektöre soruyorum Yani Barış. Hepinize iyi vardır günler. belki öyle. Evet. O zaman Çağlar Çoruhlu'dan özür diliyoruz. Ayrıyeten Çağlar Çorumlu'dan da özür diliyoruz Ece. Evet Barış. Ve buradan sevgiler kendilerini çok seviyoruz. Evet. Evet. Çağlar Çorumlu'yu özellikle. Son olarak benim eklemek istediğim bir şey var Ece izin verirsen. Nedir Boğaç? Instagram slash educated. Şimdi Karadeniz'de çekilen bilim kurgu o biraz Scar Wars A New Hope'a filminin yönetmeni George Lucas ve Dursun Zaman Dursun diyorsun bizlerle olacak. Sizdeyiz. Scar Wars A New Hope.